Eğer şimdi dediğin şey aslında dış dünyada var olan bir özellik değil de beyninin ürettiği bir arayüzse, o zaman şu soru rahatsız edici biçimde açık kalır. Zaman akıyor mu, yoksa biz mi akıyormuş gibi hissediyoruz? Bunu merak etmenin sebebi felsefi bir düşünce oyunu değil. Fizik zaten yıllardır evrensel bir şimdi fikrini felsefenin elinden almış durumda. Einstein'ın göreliliğinde aynı anda olan şey, kime göre aynı anda? Hareketin ve konumun değiştiği anda eş zamanlılık da kayıyor. Yani iki olayın aynı an olup olmadığı tek bir kozmik saatle mühürlenmiyor. Buradan çıkan tablo şu. Evreni geçmiş, şimdi, gelecek diye sıralanan bir nehir gibi değil. Olayların birlikte durduğu dört boyutlu bir yapı gibi düşünen fizikçiler var. Tam bu noktada Adrien Bardon'un iddiası tartışmayı keskinleştiriyor. Biz zamanı doğrudan algılamıyoruz. Beyin değişimi yakalıyor, sonra bu değişimleri birleştirip akış hissi veren bir hikaye kuruyor. Tıpkı renk gibi. Dış dünyada sadece elektromanyetik dalga boyları var. Ama kırmızı deneyimi beynin yorumu. Ya da ağrı gibi. Sinyal var ama yaşantı bir inşa. Bardon'a göre şimdi de benzer şekilde. Temel gerçeklikte ayrı bir katman olmayabilir. Biz onu zihinsel olarak paketliyoruz. Atom saatleriyle yapılan ölçümlerde zamanın hız ve yer çekimine göre kaydığı gösterildi. GPS gibi sistemler bu görelilik düzeltmeleri yapılmadan doğru çalışamıyor. Yani mühendislik dünyası herkes için aynı an varsayımıyla değil, yerel zaman ve senkronizasyon gerçeğiyle ilgili sistemleri kuruyor. Fizik açısından bakınca akış zorunlu bir özellik gibi durmuyor. Daha çok evrenin içinde hangi kesiti deneyimlediğinle ilgili bir perspektif gibi. Eğer evren gerçekten blok gibi ise, geçmiş, şimdi, gelecek aynı yapının farklı yerleri ise, o zaman zamanın akışı dediğin şey dışarıda akan bir şey değil. Senin bilincinde üretilen bir izlenimin adı olabilir. Bu, zaman gerçek değil demek zorunda değil. Sadece zamanın geçtiği hissinin fiziksel bir nehirden çok bilişsel bir projeksiyon olabileceğini söylüyor. O halde tartışmayı ateşleyecek soru şu. Eğer şimdi beynin bir yapımıysa, bu yapımın ölçülebilir bir imzası olmalı. Sence hangi gözlenebilir? Reaksiyon zamanı mı? Algısal entegrasyon penceresi mi? Yoksa nedensellik testleri mi? Zihinsel şimdiyi, fiziksel uzay zamandaki yerel zamandan net biçimde ayırır.